Arkadaşlar merhaba, ben Özgür Maral. Epey bir zaman oldu video çekmiyordum. Çünkü tatildeyim. Bu arada bir tatil arasında denk bulup videoyu çekmeye karar verdim. Arkadaşlar şu an MT4'ümüz açık ve indikatörlerimizde şu an için alım sinyali var. Bunu görebiliyoruz. Burada GFK, Forex'te, Fisher'da ve buradaki efendime söyleyeyim indikatörde. Evet arkadaşlar, bir de gidelim şu anlarda bakalım Binary Book'ta ne oluyor. Euro dolarda satımla alakalı bir seyir var. Satışlı bir seyir içerisinde gözüküyor. Peki MT4 niye alım gösteriyor? 1 ve 5 dakikada. 1 dakikada durum alım sinyalinde yeşil yanıyor. 5 dakikada keza alım sinyalinde, şurada alım sinyalini almış, mavi öngörmüş ve çıkmış, görüyorsunuz. Bakalım bu öngörü, alım olayı tacirlere rağmen nasıl işleyecek? Onu bir görelim. İşte alımı yaptık. Beş dakikada. Bir dakikada. Halin alım sinyalinde. Diğer adımları da tabi atmadan buna karar vermek, bir şeyin olup veya olmayacağına karar vermek doğru değil. 4 adımlı bir yöntemden bahsettim. Ve bunu indikatörlerle ve MT4 ile destekledim. Son 8 saniye okunucunda görüyorsunuz. 1 ve süre doldu. İndikatör bize doğruyu söyledi. Kazanın yazısını görmeden tabi bir hamle de yapmayalım. Bazen son saniyede her şey değişebiliyor. Biraz benim burada misafir olduğum yerde internet biraz yavaş çekiyor. Buradan dolayı da sonuçları geç alıyoruz gibi geliyor bana. $19.161 dolar. Neden bu sonucu vermiyor şu an? İlginç. Sayfayı yenileyelim. En son bağlı olarak gelmiş. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar döndük. Şimdi MT4'ten bir kez daha bakalım. Halen alım sinyal gösteriyor. 1 dakikada, 5 dakikada alım sinyal gösteriyor ama düşmeye başlayacağına da burada bir işareti var. 1 dakikada düşüş gösteriyor. 5 dakikada çıkış gösteriyor. İyi değerlendirmek gerek.
Başka bir parite de bakabiliriz. Eğer bu tam içinize yatmadıysa. Mesela ne kalmış şu anda yapabileceğimiz? Audi USD. Attık içeri. Satış. 5 dakikada satış, her şeyle satış gözüküyor. Burada da satış şey. Audi USD'ye bakacağız tabii. Burada da trend, bakın aşağı. Peki. Deneyelim. Son 11 saniye. Ve süre bitti. İndikatör yine MT4 bizi yanıltmadı. Bu sefer 3,5 doları aldı. 773.303 73.312. Dediğim gibi kaldığım yerde internet biraz zayıf, yavaş. Ne diyelim sana? Burada işte 3,5 dolar almış oldu. Satış gösteriyordu. Biz de satışı tekrar düşündük. Son 8 saniye. Ve ikinci kere bizi yanıltmadı indikatör MT4. Görüldüğü gibi 719, yani 73.319, 73.310 almış oldu tekrar. Yani düşüş
takası işe yaramış gözüküyor. İşte şu an geldi. 19.173 dolar. 170'te 3.5 dolar daha aldı. Burada görüyorsunuz. Burada bitmiş pozisyonlar. Zaten bunu görmek mümkün. Kazandı ve kazandı. AUD/USD. Bir tanesi de bağlı gelmişti. Bir önceki de kazanmış. Bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. İnternet hızı düşük olduğu için pek keyifli olmadı. Ama imkansızlıklar dahilinde videoyu da böyle çekmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.